Modern Sanayi'deyiz. Yeni bir mekanın açılışındayız. Cağ kebabı. Bu aralar çok modern, çok ilgi odağı olan bir yemek türü. İşletme mekan sahiplerimizi öncelikle tanımak istiyorum. Efendim merhabalar, hayırlı olsun. Merhaba, öncelikle sizleri teşekkür ederim. Sağ olun. Ben yıllardan beri kebapçı Bekir Usta. Bu işi yapıyorum. Benim işim bu. Damak tadı, lezzet bende sorulur. Maşallah. Tabii cağ kebabını aslında insanlar yüzeysel olarak biliyor. İşte Erzurum'a yönelik has bir yemek türü. Tamamıyla kuzu etinden yapılan bir bütün halde çeşitli harmanlandıktan sonra yapılan bir yemek türü. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Genellikle Adapazarı'ndaki halklar hepsi beni tanıyor. Hepsini seviyorum. Saygılar. Eyvallah. Peki yeni bir mekan açıyorsunuz. Tabii. Modern Sanayi'de. Burayı tercih etmenizin nedeni ne? Burada öyle bir eksiklik hissettim. Hemen yeni bir mekan dedik. Modern Sanayi, güzellik getirelim. İnşallah. Peki hayırlı olsun. Ortağınız, ben ortağınızı da tanımak evet. istiyorum. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Efendim ben Aydın Yılmaz. 2000 yılından beri bu sektördeyim. 17. şubemdir aslında. Mavi Durak, Serdivan Caddesi, kafelerin olduğu yer bana borçludur aslında. Çünkü ilk Güney Kebabı kuranlardanım. Ondan sonra Vezir Bey'i tercih ettik. Modern Sanayi'nde Bekir Bey'in dediği gibi bir eksiklik hissettik, bir potansiyel var. Biz de burada güzel bir şey yapmak istedik. Evet, cağ kebabı Erzurumlarındır. Artvinler bizimdir der ama Erzurumlar sahiplenmiş. Cağ kebabı biz biraz daha odun ateşinde döner gibi kesmeyi, evet, döner gibi kesmeyi tercih ettik. Hem bol hem uygun. Amacımız doyurucu ve güzel, kaliteli. Bekir ustamızın çok güzel özel sosuyla. Özel sosları var, özel marifetleri var. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yeğen bize teşekkür ediyor. Biz de mutlu oluyoruz. Böyle güzel bir yer açma gereği duyduk. Sanayide böyle bir yer yok. Belki de Sakarya'da yok. Gelenler biz nereye geldik? Etçi Nusret'e mi geldik diye bize ara sıra söyleyenler oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Gelip görün deriz. Damak tadı son derece mükemmel ve uygun. Sevgili ortağınız aslında Sakarya'da 2010'lu yıllardan beri özellikle Serdivan'ın kafeler sokağı olarak tabir edilen Mavi Durak'ta çok önemli lezzetlere imza attı. Ve az önce çok önemli bir itirafta bulundu aslında. Artvinlilerin bir kısmı cağ kebabı bize ait, Erzurumlar'da bize ait diyorlar. Sizce Bekir Usta gözüyle bu cağ kebabı nereye ait? Hangi ile ait? Bana göre bu cağ kebabı Bekir Usta'ya aittir. Başka hiç kimse ait değildir. Çünkü çekirdekte yetişme bir insan. Zaten sırrı veremiyorum. Meslek sırrıdır. O sır bende kalsın. Ama insanlar gelsin, tatsın, idareyim yani. Ne olursa olsun her şeye rağmen iddiam vardır. İddialıyım. Beğenmezse kimse de para almam. Bir ay boyunca bedava. Sağ ol. Bu akşam da sıra gecemiz var. Urfa'dan ekibi getirdik. Biz bunu her ay belli bir gün seçeceğiz. Her ay dostlarımızı, bütün Sakarya halkını buraya hem kafa dağıtmak için, hem sıra gecesini yaşamak için, hem eski türkülerimizi dinlemek için bu yola girdik. Hayırlı olsun diyelim hepimize. Kampanyamız 150 gramdan oluşmakta. Ayranı, yayık ayranı, suyu, ondan sonra sumaklı soğanı, közlenmiş biberi, hepsi 25 TL. İnsanlar çok mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. İşimizden de memnunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum bize bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için. Rabbim hayırlı kılsın, bereketli kılsın, sonu iyi olsun inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bütün Sakarya halkını bekliyoruz, gelip görsünler. Beğenmeseler para yok, para almıyoruz, iddialıyız yani, evet. Cağ kebabını birazdan yiyeceğiz ama bugün Veziroğlu Bekir Usta cağ kebabında bugün bu akşam Urfa'dan özel misafirlerimiz, konuklarımız var. Sıra gecesi olacak.
Sevgili Urfa'dan gelen misafirlerimizi tanımak istiyorum. Üstad hoş geldin. Biz tanıyabilir miyiz seni? Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben Urfalı Babey. Şanlı Sıra Gecesi, Urfa Sıra Gecesi'nin ekibin şefiyim. Urfa'dan geldik. Dedi ki Bekir ustamız dedi, burada bir mekan açtık. Evet. Açılışı, sizi görmek istiyoruz. Dedi ki hay hay, sıkıntı yok. Hiç uykusuz, tam 12 saattir yoldayız. Yetişmek için, sırf açılış etmek için Urfa'dan buraya geldik. Güzel bir mekan. Ben, siz yemediniz değil mi daha? Daha yiyeceğiz biraz. Biz yedik, çok güzel. Afiyet olsun. Yani ben bunu orijinalli yerinde böyle bir tat yok, böyle bir lezzet yok. O zaman Bekir Usta'nın söyledikleri doğru diyorsun çok yani. Çok doğru, çok benden doğru. Benden cağ kebabını yemeyen yani yedim doğru demesin. Doğru olmasa, güzel bir mekan olmasa biz gelmezdik. Evet. Ta Urfa'dan buraya. Siz gelmezdiniz. Doğru. Yani doğru bir seçim. Peki sevgili üstad, sevgili şefim. Buyurun. Urfa'dan 12 saat süren bir yolculuk evet. yaptık dediniz. Evet, evet. Biz normalde sıra gecesini ekranlardan aslında evet, gören, evet, evet, özlem duyduğumuz evet, evet. aslında eski coğrafya itibariyle evet. Çok ciddi anlamda ilgi çeken evet, evet, bir evet. etkin evet, evet, etkinlik. Evet, evet, evet. Şimdi sıra gecesinde bir silsile var mıdır? Nasıl başlar ve nasıl biter? Anlatır mısınız? Şimdi sıra gecesinde sadece şarkı türkü okumak değil, sohbettir, meclistir. Bu sıra gecesine doktoru da katılır, valisi de katılır, belediye başkanı da katılır, esnaf da katılır ve hiç cebinde parası olmayan insan da katılır. Yani bir tek türküden ibaret değil. Ama günümüz türkü şarkı olmuş. Sıra gecesi, biz edeple büyüdük, ustaların ayağının dibinde büyüdük. Güzel türkülerle başlar, sonra hoyratlarla, sonra buradaki insanların isteğiyle. Ne istiyorsun mesela? Güzel mesela gündemdeki parça, o da var bizde. Yani sevgili, rahmetle anıyoruz ustadımızı, Kazancı Bedi. Bir gün şöyle bir anımız var kendisiyle. Yine biz bu taraflardayız. Dediler ki, sevgili ustadım, biz sizden mesela bir farklı bir şarkı isteriz. Dedi ki, hangisi? Yani böyle hangisi dedi. Dediler ki Tarkan'dan oynama şıkıdım şıkıdım. Dedi ki o bizde yok ama onun başka bir türlüsü var. Bahçada mışmış var bizde. O şıkıdım bizde bahçada mışmış. Yani bizde her tür şarkı, her tür türkü bulunur. Üstadlar babadan daha ötede bize. Yani biz babadan bir şey görmedik. Sadece edebi gördük, saygı gördük ama üstadlardan çok şey öğrendik. Yoksa kim bilirdi Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Eyvallah. Duman da kalmamış. Aynen, çok haklısınız. Eyvallah. O zaman bu akşam bu son söylediğin sözün üzerine Urfa'nın dağlarını bir şöyle tabii. o güzel sesinle. Şimdi Urfa'da dağ kalmamış. Evet. Onu da ben bir şöyle yansıtayım. Şimdi diyorlar ki dışarıdan gelen insanlar, mesela öğretmen geliyor. Urfa'ya geldiği zaman ağlıyor. Ya diyor ki Urfa'ya gideceğim, nasıl böyle bir... Geliyor bir sene, iki sene kalıyor, bir daha ağlayarak gidiyor. Diyor ki ben nasıl ayrıldım? Urfa'da daha kalmamış. Urfa İstanbul gibi bir yer olmuş. Ankara gibi bir yer olmuş. Urfa 2 milyon insan olmuş. Çok modern. Evet. Yani Balıklı Gölümüz var. Göbekli Tepe biliyorsunuz 2019 yılı seçildi sevgili Cumhurbaşkanımız seçti. Yani gelin görün Urfa'yı. Buram buram tarih yani, kokan. Tarih kokan. Medeniyetin aslında yani, temel yerlerinden birisi yani, aslında. 1500 yıl. Dile kolay. Mezopotamya'nın aslında çok önemli odak yani, noktalarından ilk Hatay ve Hatay, Mardin ve Şanlıurfa üçgeni aslında Mezopotamya'nın evet. kalesi ve medeniyetin evet. ilk çıktığı bölgeler. Yani beşiği orası. Mardin'i de unutmayalım, Hasankeyf'i de unutmayalım. Yani Diyarbakır'ı da unutmayalım. Ama bence Urfa başkenti. Tabii, aynen. Yani.